Merhaba sevgili öğrenciler. Karakod Eğitim Kurumları'nın uzaktan eğitim dersleriyle yine karşınızdayız. Şimdi biz bir önceki dersimizde arkadaşlar bileşke fonksiyonu anlatmıştık ve onunla ilgili soru çözmüştük. Ve demiştik ki arkadaşlar grafiğe geçmeden önce birkaç soru daha çözeceğiz, sonra fonksiyonun grafiğine geçeceğiz demiştik. Şimdi o soruların ilkiyle başlıyoruz. Bakın soruda fx'i vermiş, g3'ü vermiş, bir eşitlik vermiş ve g14'ü sormuş. Öncelikle arkadaşlar biz şu eşitliği birazcık düzenleyecek olursak. Gofx demek neydi arkadaşlar? G içerisinde fx demekti. Bu eşittir. Fogx neydi? F içerisinde gx artı 2fx eksi 7 olarak yazılır. Bakın soruda g3'ün değerini eksi 1 olarak verdiği için ben de x gördüğüm yere arkadaşlar 3 yazıyorum. O zaman karşımıza g içerisinde f3 eşittir. F içerisinde g3 artı 2f3 eksi 7 olmuş oluyor. Bakın arkadaşlar f3 değeri gerekiyor. O zaman bizim x gördüğümüz yere 3 yazmamız gerekiyor. 3 çarpı 3 9, 5 daha 14. O zaman f3 gördüğümüz yere kaç yazacakmışız arkadaşlar? 14. G3 değerini de zaten kendisi eksi 1 olarak vermişti. O zaman bir de biz neyi elde etmeliyiz? F eksi 1. Peki f eksi 1'i bulmak demek nedir? X yerine eksi 1 yazmaktır. O da 3 çarpı eksi 1'den eksi 3 artı 5'ten kaç olmuş oluyor arkadaşlar? 2 olmuş oluyor. Dolayısıyla istenen yani G14 eşittir 2 artı 2 çarpı 14 eksi 7 olmuş oluyor. Düzenlersek arkadaşlar 2, 28 daha 30, 7 çıkarsa 23 olarak bulunur. Doğru cevabımız D seçeneğidir sevgili arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Geldik diğer sorumuza. Şimdi bakın burada f ve g birebir ve örten fonksiyon demiş. Ne demek yani? Hem f'nin hem de g'nin tersi alınabilir demek arkadaşlar. Ve sorduğu ifadeyi biz düzenleyecek olursak arkadaşlar. Bunu biz g'nin tersinin içerisinde f3 olarak yazabiliriz. Peki arkadaşlar f3'ü elde etmemiz gerekiyor. Yani şuranın 3 olması gerekiyor. Bakın eksi 7 artı 7 olarak geçerse 2x 10'dan x yerine kaç yazmamız gerekiyor arkadaşlar? 5. O zaman ben x gördüğüm yere 5 yazıyorum. Bakalım karşımıza ne çıkacak? F 2 çarpı 5 10. 7 çıkarsa 3. O da eşittir arkadaşlar. G içerisinde x gördüğümüz yere 5 yazarsak 5'in karesi 25. Eksi 25 birbirini götürdü. O da arkadaşlar g eksi 11'miş. Yani f3 gördüğün yere g eksi 11 yazabiliriz. Yazdık arkadaşlar. O zaman burası g'nin tersinde g eksi 11. Hatırlayacaksınız. Biz size bileşkede şunu öğretmiştik. Bir fonksiyon ile tersi yan yana geldiyse arkadaşlar bunlar birbirini sadeleştirdi. Ve cevabımız eksi 11 olarak bulunur. Doğru cevap A seçeneğidir sevgili arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Geldik diğer sorumuza arkadaşlar. Bakın bu çok eski yıllarda çıkmış bir soru ve çok çok güzel sorulardan bir tanesidir. Şimdi bazen öğrenci burada şöyle yapıyor. Fx'i istediği için, verdiği için arkadaşlar f içerisinde fx'i tekrar yazmaya çalışıyor. Bu çok çok uzun bir yol arkadaşlar. Onun yerine bakın onun yerine arkadaşlar u'nun değerini sorduğu için ben diyorum ki x yerine arkadaşlar 0 yazalım. Ama tabii ki her gördüğümüz x yeri 0 yazacağız. O zaman karşımıza birinci denklem f 0 eşittir. U bölü 1'den u olarak çıkacaktır. Peki burası nedir arkadaşlar? F içerisinde f 0. O da eşittir arkadaşlar. 0 yerine yazarsak 6 bölü 4 yani sadeleştirirsek 3 bölü 2 bulunacaktır. Peki f 0 gördüğümüz yere de ne yazabilirmişiz arkadaşlar? U. O zaman aslında bulduğumuz f u'nun 3 bölü 2 olması. Peki arkadaşlar f u demek ne demektir? X gördüğün yere bu defa da u yaz. Yazarsak u artı u bölü u artı 1 olacaktır. Bakın içler dışlar çarpım yaparsak arkadaşlar 4 u eşittir 3 u artı 3 ve eksi 3 u olarak geçerse u eşittir 3 olarak bulunur. Yani doğru cevabımız A seçeneğidir sevgili arkadaşlar.
Evet, devam ediyoruz sevgili öğrenciler. Şimdi geldik yine arkadaşlar fonksiyonlarda önemli bir kısım, yani fonksiyon grafikleri. Mesela geçen sene arkadaşlar hem 2019 TYT'de hem de 2019 AYT'de birer tane soru geldi ve birazdan da o iki soruyu da zaten size çözeceğiz arkadaşlar. Peki bizim fonksiyon grafiklerinde öncelikli olarak neyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar? Öncelikli olarak x ekseninin fonksiyondaki arkadaşlar tanım kümesine, y ekseninin de değer kümesine karşılık geldiğini bilmemiz gerekiyor. Bu bir. İki arkadaşlar, fonksiyon üzerinde görüntü bulmayı bilmemiz gerekiyor. Mesela bu çizilen grafik y eşittir fx fonksiyonunun grafiği ise. Bakın burada da söylemiş arkadaşlar. Grafikte x ekseni üzerinde k'nın görüntüsü m'dir. Niye arkadaşlar? Aslında ispatını şöyle yapabiliriz. Bakın biz şu noktanın analitikten dolayı k virgül m noktası olduğunu biliyoruz. Yani bunun anlamı şu. X gördüğümüz yere k yazarsak sonuç m çıkar. Yani fk eşittir m olacaktır. Aynı şekilde arkadaşlar mesela şu nokta için konuşmuş olalım. Bu noktada b virgül d noktasıdır. O zaman bunun anlamı da şu. X yerine b yazarsan yani fb bu da eşittir d olacaktır arkadaşlar. Bir de ters görüntüden bahsedelim. Aslında ters görüntüyü şöyle de yapabiliriz arkadaşlar biz. Normalde İçiyle dışını yer değiştirince zaten fonksiyonun tersi alınmış oluyordu. Yani f üzeri eksi 1 m eşittir k olarak bulunur. Veya isterseniz arkadaşlar tersi dediği zaman mesela f'in tersinde c'yi bulmaya çalışalım size. F'in tersinde c arkadaşlar bu c'yi y ekseninden buluyoruz. X ekseninde karşılık geldiği nokta yani a olmuş oluyor. Bu bir arkadaşlar. İkinci olarak da genelde arkadaşlar sizin karşınıza evet y eşittir fx fonksiyonunun grafiği çıkıyor ancak bazen içerisi değiştirilebiliyor. Yani mesela örnek olarak y eşittir fx artı 3'ün grafiği verilmiş arkadaşlar. O zaman burada ne yapmamız gerekiyor? Benim size tavsiyem arkadaşlar noktayı yerine yazmaya çalışın. Yani ne demek? Mesela şu nokta koordinat olarak kaça kaça arkadaşlar? 2'ye 6 noktası. Peki bunun anlamı nedir? Der ki x'e 2 yazarsan sonuç 6. Yani y'si 6 olacak. O zaman ne olacak arkadaşlar 2'yi yerine yazarsak? Bakın f5 eşittir 6 olacak. Veya ben bu ikisini yani içiyle dışını yer değiştirirsem fonksiyonun tersinde 6 eşittir 5 olarak bulunur diyoruz. Hemen arkadaşlar sorularla birazcık daha iyi pekiştirelim ve ilk sorumuzla başlıyoruz arkadaşlar. Bakın verilen fonksiyon neyin grafiğiymiş? Fx'in grafiğiymiş arkadaşlar. Peki neyi sormuş? F eksi 1. Bakın eksi 1'i x ekseninde buluyorum. Y ekseninde karşılık geldiği görüntüsü arkadaşlar. O da kaç olduğu gözüküyor zaten? 2. Peki f 0 nedir? X ekseninden 0'ı buluyoruz. Y ekseninde karşılık geldiği nokta o da 1 arkadaşlar. Peki f2 nedir? f2 zaten arkadaşlar fonksiyonumuz dikkat edersek 0'dan sonra sabit fonksiyon. Yani f2'nin de değeri yine ne olmuş oluyor arkadaşlar? 1 olmuş oluyor. Ve bunların toplamını istediği için toplarsak 4 olarak bulunur. Doğru cevabımız D seçeneğidir sevgili arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Geldik diğer sorumuza. Bakın arkadaşlar yine grafik gx'in grafiğiymiş. Ve soruda bizden neyi sormuş arkadaşlar? G'nin tersinde 0. O zaman bu ne anlama gelir? X ekseninde y ekseninde 0'ı bul. Bakın y ekseninde 0'ı bul. X ekseninde karşılık geldiği noktası. O da kaçtır arkadaşlar? Eksi 2'dir. Eğer ki karıştırıyorsanız arkadaşlar hemen şöyle yapabilirsiniz. Bu noktanın koordinatları nedir? Eksi 2'ye 0. Bakın. Terste arkadaşlar g'nin tersinde 0'ın değeri kaçmış? Eksi 2'ymiş. Peki g3'ü bulalım arkadaşlar. G3 çok kolay zaten. Hemen 3'ün görüntüsünün bakın g3'ün görüntüsünün kaç olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 4. Peki g'nin tersinde 3 demiş arkadaşlar. G'nin tersinde 3. Bakın tam bulduğumuz nokta y ekseni üzerinde bir nokta olduğu için bunun görüntüsü nedir arkadaşlar? 0'dır. Veya ispatını da yapabiliriz. Bu nokta kaça kaç noktasıdır? 0'a 3. Yani g'nin tersinde 3'ün kaç olduğu gözüküyor arkadaşlar? 0. Ve bunların da toplamı istendiği için toplarsak 2 olarak bulunur. Doğru cevabımız A seçeneğidir sevgili arkadaşlar.
Evet, devam ediyoruz. Geldik diğer bir sorumuza. Bakın arkadaşlar, bu soru eski yıllarda çıkmış bir soru zaten. Hemen öncelikle arkadaşlar size F3'ü bulalım. F3 dediği için 3'ü x ekseninde buluyoruz. Y ekseninde karşılık geldiği değer. O da kaçmış arkadaşlar? Eksi 2. Artı F'in tersinde 3'ü buluyoruz. Y ekseninde 3'ü bul demektir. O da kaçtı arkadaşlar? 0'dı. Bakın karıştıranlar için bir daha anlatıyorum. Burası 0'a 3 noktası. O zaman F'in tersinde 3'ün biz ne olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 0 bölü içerideki F1'i bulmamız gerekiyor. O zaman F içerisinde F1 değeri de kaçmış arkadaşlar zaten? 0. O zaman bir de bizim F0'ı bulmamız gerekiyor. Evet, buyurun. F0'ın değeri de kaç arkadaşlar? 3 olmuş oluyor. O zaman cevabımız eksi 2 bölü 3 olarak bulunur. Doğru cevap B seçeneğidir sevgili arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Geldik arkadaşlar diğer bir soruya. Bakın hem tanım kümesi, hem görüntü kümesi, hem de değer bulmayı kapsayan bir soru. Şimdi arkadaşlar fx fonksiyonunun grafiğini vermiş. Biz size arkadaşlar x ekseninin tanım kümesini gösterdiğini, y ekseninin de neyi arkadaşlar? Görüntü veya değer kümesi. İkisi de aynı şey sayılır zaten arkadaşlar. Onun için birinci maddede ne demiş? Diyor ki fx'in tanım kümesi eksi 2 açık, 3 kapalı. Bakalım x ekseninde evet eksi 2 açık olacak çünkü içi boş. 3 arkadaşlar kapalı olacak. Niye? İçi dolu. O zaman birinci ifademiz doğru bir ifade. Peki görüntü kümesi arkadaşlar 1 kapalı 3 kapalı mı? Evet, bakalım y ekseninde arkadaşlar 1 değerini almış ama 3 değerini alamamış. Yani ne olması gerekiyordu görüntü kümesi? 1 kapalı 3 açık olacaktı. O zaman arkadaşlar bu ifademiz yanlış olmuş oldu. Peki F0 değerimiz 2 midir arkadaşlar? Evet. Gerçekten de şu noktanın koordinatları 0'a 2. Yani F0'ın değeri 2'dir arkadaşlar. Bu doğru. Peki F3 değerimiz 0 mıdır? Hayır arkadaşlar. Dikkatli bakarsak şu noktamız kaça kaç? 3'e 1. Yani ne demektir bu arkadaşlar? F3 eşittir 1 demektir. Ama 0 dediği için bu ifade de yanlış. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 3. Yani B seçeneğidir sevgili arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Geldik diğer bir soruya. Bakın arkadaşlar, dikkat edilmesi gereken bir soru. Niye? Çünkü bu defa fonksiyonun içi değişmiş. Fx eksi 2 olmuş. Bakın fx değil. O zaman biraz dikkatli çözeceğiz arkadaşlar. Hadi f eksi 4'ü elde etmeye çalışalım. Hemen bakarsanız eksi 4'ü elde edebilmek için bizim x yerine eksi 2 yazmamız gerekiyor. Bakın ben nokta tekniğiyle çözeceğim size bunu. Bu nokta ne der bana? Der ki x'e eksi 2 yazarsan y'si 0 çıkar. O zaman x'e eksi 2 yazıyorum. Eksi 2 eksi 2. O da eşittir 0. Yani f eksi 4 değerimizin kaç olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. 0. Peki geldik f'in tersinde 2'yi bulmaya arkadaşlar. F'in tersinde 2 demek y ekseninde 2'yi bul. Peki yine nokta tekniğini kullanacağım. Burası ne noktası? 2'ye 2. Ne der bu arkadaşlar? X'i 2 dersen sonuç. Yani y'si de 2 çıkar. Arkadaşlar x'i 2 yazdık. F 2 eksi 2. Bu eşittir 2. Yani F0 eşittir 2. Peki biz şunu öğrenmiştik. İçiyle dışını yer değiştirirsek fonksiyonun tersi alınıyordu. Yani f'in tersinde 2 eşittir kaç olarak bulunur arkadaşlar? 0 olarak bulunur. Şimdi geldik f'in tersinde 1'i bulmaya. O da arkadaşlar yine nokta tekniğiyle. Bakın burası kaça kaç noktasıdır? 0'a 1. Ne der bu nokta arkadaşlar bana? Der ki x'e 0 yazarsan sonuç 1 çıkar. Hadi x'e 0 yazalım. O zaman f 0 eksi 2 bu eşittir 1. Yani f eksi 2 eşittir 1. İçiyle de dışını yer değiştirdim. Fonksiyonun tersi alındı. F'in tersinde 1 eşittir kaç oldu arkadaşlar? Eksi 2 olmuş oldu. Ve götürüp bu değerleri yerine yazarsam f eksi 4 0 artı f'in tersinde 2 0 bölü eksi 2. O da arkadaşlar 0 olarak bulunur. Doğru cevabımız C seçeneğidir sevgili arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Geldik diğer bir soruya. Bakın arkadaşlar, yukarıda fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. F içerisinde fx artı 4'ün fx artı 1'in 4 olması isteniyor. Önce arkadaşlar biz şuna bakmalıyız. Acaba f kaç 4'e eşittir? F kaç 4'e eşittir? Gördüğünüz üzere arkadaşlar aslında f0'ın değeri 4'tür. Başka da yok zaten. O zaman arkadaşlar demek ki şu içerisi 0 olacak. Yani
f x artı 1'in ne olması lazım? 0 olması lazım. Şimdi geldik arkadaşlar. Acaba fonksiyon nerelerde 0? Arkadaşlar bir küçük bilgi vermiş olalım size. Fonksiyon daima x eksenini kestiği noktalarda 0'dır. Yani ne demek bu? Eksi 6'da, eksi 3'de, eksi 1'de, 2'de, 4'de ve 5'te 0 arkadaşlar. Yani şu içerinin arkadaşlar eksi 6, eksi 3, eksi 1, 2, 4 ve 5 olması gerekiyor. Fakat bizden x değerlerini istemiş arkadaşlar. Hemen söyleyelim. X artı 1'in eksi 6 olması için x değerinin kaç olması lazım? Eksi 7. X artı 1 değerinin arkadaşlar eksi 3 olması için ne olması lazım? Eksi 4. İşte eksi 1 olması için ne olmalı? Eksi 2. 2 olması için 1, 4 olması için arkadaşlar 3, 5 olması için de 4 olması gerekiyor. Ve bunları toplarsak arkadaşlar, bakın bu eksi 7, 3, 4, 7 birbirini götürmüş oluyor. Şunların da toplamı arkadaşlar eksi 5 olarak bulunur. Doğru cevabımız A seçeneğidir sevgili arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Geldik diğer sorumuza. Bakın arkadaşlar bu 2019 TYT'de çıkmış olan bir soru. Gayet de kolay yapılabilir bir soruydu. Öncelikle onu söyleyeyim. Birazcık dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın burada arkadaşlar bize F ve G'nin grafiklerini vermiş. A'nın 0 ile 1 arasında olduğunu söylemiş arkadaşlar. B ve C'yi bulmuş, sonra bunları sıralamamız isteniyor. Bakın burada rastgele bir değerle de gidebiliriz. Mesela ben A'ya 1 bölü 2 demiş olsaydım arkadaşlar. Yani 0.5. Şimdi hemen B'yi bulalım. O zaman öncelikle bizim arkadaşlar şurada A yerine 1 bölü 2 yazdığımız zaman burası F içerisinde G 1 bölü 2 olacaktır. Bakın G 1 bölü 2 demek arkadaşlar 1 bölü 2 de şurası olsun. 1 bölü 2 bakın G arkadaşlar kırmızı çizgi. O zaman şöyle devam edersek kaça karşılık geliyor? 2 ile 3 arası. 2 ile 3 arasında biz bunu arkadaşlar mesela ne diyelim? 2.5 diyelim. Önemli değil. O zaman neyi bulmamız gerekiyor? F 2.5'u bulmamız gerekiyor. Peki F 2.5. 2.5 da şurası arkadaşlar dikkatli bakarsanız. Mavi çizgide arkadaşlar mavi F. O da aslında 1 ile 2 arası. Ben de 1 ile 2 arasında arkadaşlar değerine kaç diyeyim? Mesela 1.5 olsun. İşlem kolaylığı olsun diye bunlar yapıyorum. O zaman arkadaşlar dikkatli bakın. A'yı 1 bölü 2, B'yi 1.5 bulduk. Şimdi geldik C'yi bulmaya. Arkadaşlar şurayı da bir düzenleyelim isterseniz. Bu da G içerisinde FA. A dediğimizde zaten kaçtı? 1 bölü 2. O zaman benim önce neyi bulmam gerekiyor? F 1 bölü 2'yi bulmam gerekiyor. Bakın arkadaşlar mavide karşılık geldiği nokta 1 ile 2 arası kaç alalım biz ona arkadaşlar? 1.5 alalım. İşlem kolaylı olsun diye bunu yapıyorum. O zaman G 1.5'u bulmamız gerekiyor. Peki G 1.5 arkadaşlar. 1.5 dikkatli bakarsak arkadaşlar şurada bir yerde kırmızı fonksiyonda değerini bulmamız gerekiyor. O da arkadaşlar yine kaçla kaçın arasına geliyor? 2 ile 3. Ona da biz ne diyelim arkadaşlar? İşlem kolaylığı olsun diye 2.5 diyelim. O zaman arkadaşlar artık A'yı, B'yi ve C'yi bulduk. Bunları sıralamak kaldı. Dikkatli bakarsak arkadaşlar A en küçük, sonra B, sonra da C olmuş oluyor. Doğru cevabımız A seçeneğidir sevgili arkadaşlar. Bakın bu geçen sene yani 2019 TYT'de çıkmış bir soruydu. Gördüğünüz üzere arkadaşlar basit temel bilgiler yardımıyla çözülebiliyor. Ve şunu daima söylüyorum ben arkadaşlar. Aslında ÖSYM bütün soruları zor sormuyor. Bazı sorular gerçekten kolay ama sizin o soruyu bulmanız gerekiyor. Ne demek bulmak arkadaşlar? Her soruyla uğraşmanız gerekiyor. Emin olun yapılabilir çok soru var arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Şimdi geldik arkadaşlar bakın. Bu soruda hangi soru biliyor musunuz arkadaşlar? 2019 AYT'de çıkan bir soru. Yine çok aşırı zor değil arkadaşlar. Bazı temel bilgiler yardımıyla rahatlıkla çözeceğiz. Şimdi dik koordinat düzleminde 0,2 kapalı aralığında arkadaşlar tanımlı y eşittir fx fonksiyonunun grafiğini vermiş. Fx'in 2, fx'in 1, fx'in 0 eşitliklerinden hangileri yalnızca İki farklı x değeri için sağlanır diye sormuş arkadaşlar. Peki bakalım. Şimdi biz birinciye bakalım arkadaşlar. F
Fx demek ne demekti? F içerisinde fx demekti. Bu da eşittir 2 olacakmış. Şöyle dikkatli bakarsak fonksiyon hangi değerde 2 oluyor arkadaşlar? 1. O zaman şu içerinin 1 olması gerekiyor. Yani fx'in 1 olması gerekiyor. Peki arkadaşlar fonksiyon 1 değerini. Bakın şurası 1 olsun. Nerede alıyor? 1 arkadaşlar şu değerde. 1 de dikkatli bakarsanız şu değerde. Yani buradan kaç tane kökü var arkadaşlar? 2 tane x değeri olmuş oluyor. O zaman birinci doğru arkadaşlar. Hemen şunu diyebiliriz. B şıkkı, E şıkkı, C şıkkı gitti. Yani buradan ne anladık arkadaşlar? Üçüncüye bakmamıza gerek yok. Demek ki 3'te yok. Hadi 2'ye bakalım o zaman arkadaşlar. 2'de de f x yani f içerisinde f x'in ne olması gerekiyor arkadaşlar? 1 olması gerekiyor. Doğru mu? Peki arkadaşlar şöyle bakarsak arkadaşlar fonksiyon hangi değerde 1 oluyor? Mesela şuna 0.5 diyelim. Şuna da 1.5 diyelim. O zaman buradan karşımıza ya fx arkadaşlar 0.5 çıkacak ya da fx eşittir ne çıkacak arkadaşlar? 1.5 çıkacak. Peki fonksiyon 0.5 değerini kaç tane değerde alıyor? Şuraya 0.5 demiş olalım. Buradan arkadaşlar dikkat edersek bundan 2 tane geliyor. Aynı şekilde 1.5 değerini nerede alıyor? 1.5 şuraya diyelim. Bakın 1, 2 tane de oradan geliyor. Yalnız dikkat ederseniz burada kaç tane oldu? 4 tane. O zaman bu olmaz. 3 zaten olmuyordu arkadaşlar. O zaman doğru cevabımız A seçeneğidir sevgili arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Geldik diğer bir sorumuza arkadaşlar. Evet yine öğrencilerin karıştırdığı bir soru tipi arkadaşlar. Çünkü burada y eşittir f 2x eksi 1 denmiş. Arkadaşlar nokta tekniğini kullanalım. Eğer ki içerisi fx değilse nokta tekniği her zaman için sizin çok kolay bir yöntem olacaktır arkadaşlar. Mesela şu nokta kaça kaç noktası arkadaşlar? 3'e 5. Ne der bu nokta bana? Der ki x'e 3 yazarsan y'si 5 çıkar. Hadi yazalım. O zaman f 2 çarpı 3 eksi 1 bu eşittir kaç olacakmış arkadaşlar? 5. Yani f 5 eşittir 5. İçiyle dışını yer değiştirirsek f'in tersinde 5 eşittir kaç bulundu arkadaşlar? 5 bulundu. Peki geldik arkadaşlar f'in tersinde 0'ı bulmaya. Peki f'in tersinde 0 için arkadaşlar y'de 0 buldum. Ha demek ki bu noktayı kullanacağım. Arkadaşlar bu nokta x'i 2'ye 0. Yani der ki bana x'e x'i 2 yazarsan y'si ne çıkar der? 0 çıkar der. Hadi yazalım. F içerisinde 2 çarpı eksi 2 eksi 1. Bu da eşittir. Kaç olacakmış arkadaşlar? 0 olacakmış. Yani f eksi 5 eşittir 0. Yine içiyle dışını yer değiştirince f'in tersinde 0'ın da değeri kaç oldu arkadaşlar? Eksi 5'miş. Şimdi f1'i bulmaya çalışacağız. Arkadaşlar içerinin 1 olması için şu yine nokta tekniğimiz yardımıyla burası 1'e 3'tür. Yani x'e 1 yazarsanız f 2 çarpı 1 eksi 1 bu da eşittir 3. Yani f 1 eşittir kaç olacak arkadaşlar? 3. Son olarak neyi bulacağız? F eksi 1 arkadaşlar. Peki f eksi 1 için de şunu kullanmamız gerekiyor. Dikkat ederseniz burası 0 2 noktası. Yani der ki x yerine 0 yazarsanız yazdığım bu eşittir 2 olacak. Yani f eksi 1 de kaçmış arkadaşlar? 2. Peki biz bu değerleri götürüp yerine yazalım. Bakın f'in tersinde 5 neydi? 5 eksi f'in tersinde 0 neydi arkadaşlar? Eksi 5 bölü arkadaşlar burası neydi? 3 artı 2. O da arkadaşlar 10 bölü 5'ten 2 olarak bulunur. Doğru cevabımız C seçeneğidir sevgili arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Geldik diğer sorumuza. Şimdi arkadaşlar yine verilen grafik fx'in grafiğiymiş ve f x eksi 4'ün 6 olması. Peki şöyle yapalım mı? F x eksi 4 demek f içerisinde f x eksi 4 eşittir 6 demek değil mi? Şimdi önce şunu tespit etmemiz lazım. Acaba f kaç değeri 6'dır? Evet grafiğe bakıyoruz arkadaşlar. F3 değerinin 6 olduğu gözüküyor. O zaman şuranın kaç olması lazım? 3. Yani f x eksi 4'ün kaç olması gerekiyormuş? 3. Şimdi şuna bakmamız gerekiyor. F kaç değerlerimiz 3 arkadaşlar? Şöyle bakarsanız f eksi 2'miz 3. Şurada boşluk var arkadaşlar değil. Şurada arkadaşlar var. Bir de şurada var arkadaşlar. Yani şu içeride ne olması lazım? Eksi 2 olması gerekiyor.
5 olması, bir de arkadaşlar 7 olması gerekiyor. Peki bu içerisi arkadaşlar eksi 2 ise x değerimiz kaç çıkar oradan? 2. Bu içerisi arkadaşlar 5 olursa x değerimiz kaç çıkar? 9. Şu içerisi arkadaşlar 7 olursa 11. Ve bizden de x değerlerinin toplamı dediği için 22 olarak bulunur. Doğru cevabımız D seçeneğidir sevgili arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Geldik diğer bir soruya. Şimdi arkadaşlar bu da eski yıllarda çıkmış bir soru. Bakın fx ve gx fonksiyonları verilmiş ve soruda arkadaşlar dikkat edin fx'in kuralı da verilmiş. Peki soruda ne istenmiş? G içerisinde f'in tersinin içerisinde g'de sıfırı bulmamız gerekiyor. Adım adım gideceğiz arkadaşlar. Önce g sıfır değerini bulalım. Arkadaşlar x ekseninden sıfırı bulup y ekseninde karşılık geldiği değer. Yani kaç olacak gördüğünüz üzere? Eksi 8. O zaman burası g içerisinde f'in tersinde ne olacakmış arkadaşlar? Eksi 8. Peki f'in tersinde eksi 8'i nasıl bulacağız? Bakın biz şunu öğrettik size. İçiyle dışını yer değiştirirsek fonksiyonun tersi alınıyordu. Yani f'in tersinde x küp eşittir x olacaktır. Peki f'in tersinde eksi 8 demek şuranın eksi 8 olması. Arkadaşlar x küpün eksi 8 olabilmesi için benim x gördüğüm yere kaç yazmam gerekiyor? Eksi 2. Peki yazdım. O zaman f'in tersinde eksi 8'in değeri kaç çıkacak arkadaşlar? Eksi 2. O zaman şuraya da ben ne yazabilirim? Eksi 2. O zaman soruda benden g eksi 2 istemiş. Arkadaşlar g eksi 2 nasıl bulunacak? X ekseninde eksi 2'yi g fonksiyonu üzerindeki görüntüsü. Zaten şuradan da görüyorsunuz. Burası eksi 2'ye 0. Yani g eksi 2'nin değeri 0'dır. Doğru cevabımız c seçeneğidir arkadaşlar. Evet, geldik diğer bir sorumuza arkadaşlar. Burada da yine fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Ve soruda bizden arkadaşlar g eksi 2 ile g5'in toplamı istenmiş. Şimdi arkadaşlar g eksi 2'yi bulmak demek ne demek? X yerine eksi 2 yaz demektir. Peki yazdık. O zaman karşımıza g eksi 2 eşittir 3 eksi f eksi 2 eksi 2'den ne geldi arkadaşlar? Eksi 4. Peki f eksi 4 değeri hemen gördüğünüz üzere nedir arkadaşlar? 0'dır. O zaman ben şuraya arkadaşlar 0 yazacak olursa g eksi 2'nin değerini de kaç olarak buldum? 3. Peki arkadaşlar g5'i bulmak istiyorum. Yani x yerine 5 yaz der. Peki yazdım arkadaşlar. O zaman g5 eşittir 3 eksi f. 5'ten arkadaşlar 2'yi çıkartırsak 3 oldu. Peki f3 değerimiz nedir? Bakın x ekseninde 3'ü buluyoruz. Y'de karşılık geldiği değer. Bu da 3. Dolayısıyla 3 eksi 3'ten 0. Ve bizden de bu ikisinin toplamını istediğinden dolayı 3 artı 0'dan 3 olarak bulunur. Doğru cevabımız E seçeneğidir sevgili arkadaşlar. Evet, geldik arkadaşlar yine çıkmış zor sorulardan bir tanesine. Çünkü genelde öğrenciler arkadaşlar bu soru tipinde zorlanıyor. Şu an bu yeni nesil soru olarak da düşünülebilir arkadaşlar. Şimdi bize y eşittir x fonksiyonunu vermiş. Arkadaşlar y eşittir x fonksiyonu demek ne demek aslında? Absis ve ordinatı aynı demektir. Ve diyor ki q a virgül 0 noktasından başlayıp oklar takip edilerek p a virgül b noktasına ulaşıldığında b aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle yapalım mı biz? Bakın şurası arkadaşlar absisi a olduğu için ve bu grafikte fx'in grafiği olduğu için o zaman ordinat değeri ne olacak arkadaşlar? F a. Çünkü bu nokta bakın x yerine a yazmaktır. O zaman ordinatı f a. Peki devam edelim arkadaşlar şöyle. Geldik bu noktaya. Peki bu noktanın ordinatı ne? F a. Peki bu nokta kimin üzerinde bir nokta? Y eşittir x'in üzerinde. Ne demek bu arkadaşlar? Ordinat neyse absis odur. O zaman ben bu noktanın ordinatı f a ise absisinin de ne olduğunu biliyorum arkadaşlar. FA olduğunu biliyorum. Peki geldik arkadaşlar P noktasını bulmaya. Peki şurası arkadaşlar dikkat ederseniz absisi neymiş? Absisi FA. Peki ordinatını nasıl bulacağız arkadaşlar? Hemen şöyle bulacağız. Bu nokta bana ne der? Der ki X'e FA yazarsam ama nerede arkadaşlar? FX'de değil mi? O zaman neyi buluruz? Soru işaretini. Yani buradaki soru işareti dediğimizde B. O zaman arkadaşlar
X yerine FA'yı yazıyorum ve bunu B'ye eşitliyorum. Aslında şu anda B'yi de bulmuş olduk arkadaşlar. Yani F içerisinde FA olmuş oluyor. Doğru cevabımız D seçeneğidir sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin de sonuna gelmiş olduk. Şimdi yine sizden arkadaşlar isteğimiz, bakın biz bugün arkadaşlar birazcık fonksiyonun bileşkesiyle ilgili soru çözmüş olduk ve bir de fonksiyonun grafiğini anlatmış olduk. Arkadaşlar yine siz elinizdeki kaynaklarınızdan bileşke ve fonksiyonun grafiğini çözmeniz gerekiyor. Yine arkadaşlar çözemediğiniz sorular olursa ilgili WhatsApp gruplarında sorularınızı paylaşmanızı ve öğretmenlerinizin çözümlerini takip etmenizi istiyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. İyi günler diliyorum.